Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Sportif direktör Yakup Ateş ile beraberiz. İkincilik Beyaz Grubu konuşacağız. Başlangıcımızı Beyaz Grup'la yapacağız. Günün karşılaşmalarını konuşacağız. Sonrasında Kırmızı Grup'a geçeceğiz. Bir hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle maç günü yani maçlar bittikten sonra bu videomuzun altına gelip yorum yaparsanız biz de akşam çekiyoruz genelde. Akşamları sizin yorumlarınızı canlıymış gibi okur ve sizlere canlıymış gibi anında geri dönüş yapar. Bu videomuzda da geri dönüşünü almış olursunuz. Yakup abi hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay Nasılsın? gelsin kardeşim. İyiyim apacığım, ne yapalım? Yine bir maç günü, maç izledik. Sen bugün maçtaydın. Maç. Ama Evet, diğer grubun maçında. ben de Kırklareli Evet. Kaldı mı izlemediğin takım? İzlemediğim takım çıplak gözle var birkaç tane daha. Onları da izleyip 2 ve 3. ligde bütün takımları izlemiş olmak istiyorum bu sene. Peki. Umarım ülkemizde de senin gibi sportif direktörler çoğalır. Alt ligleri takip eden, o genç oyuncuları keşfeden sportif direktörler çoğalır. Scouting ekibine daha rahat, hani bu oyuncuyu analiz edin, işte daha detaylı fikir sunabilecek. Teknik direktöre daha detaylı fikir sunabilecek oyuncular hakkında sportif direktörler çoğalır diyorum. Bunu burada olduğun için değil ya da seninle olan hukukumuzdan dolayı söylemiyorum. Ben gerçekten tebrik etmek istiyorum. Yaptığın işi çok büyük saygıyla yapıyorsun. Çalışma sistemin gerçekten çok güzel. Çok tebrik ediyorum. Umarım istediğin noktada olursun. Teşekkür ederim kardeşim. Tabii bunları duymak bizler için onur verici, gurur verici. İlla ki meslektaşlarımızdan da bu işi layıkıyla yapan birçok kardeşimiz, arkadaşımız var. İnşallah bu meslek ülkemizde layıkıyla, hakkıyla hak ettiği değeri bulur diyelim öncelikle. Ülkemizde çünkü bu meslek çok algılanamadı maalesef. Ama inşallah ilerleyen süreçte bütün kulüplerde ben bu kavramın, bu terimin yani bu pozisyonun doğru isimlerle dolacağını ve inşallah milyonlarca borca bulaşmış kulüplerimizin daha iyi yönetip, daha profesyonel yönetilip ülke olarak da hem futbol anlamında daha iyi yerlere geliriz. İnşallah. Şimdi bu spor direktörlük üzerine gerçekten konuşulması gereken çok konu var. Sezon sonu bittiğinde de bunlar üzerine bir yorum sizden alırız, değerlendirmesini alırız. Beğendiğiniz spor direktörleri. Mesela ben şeyi merak ediyorum. İşte Lille'in Yusuf Yazıcı'yı transferini, oradaki spor direktörün Türkiye'ye yönelmesini merak ediyorum. Bu konularda da dinlemek nasip olur inşallah. Diyelim. İnşallah kardeşim. Ve başlayalım. Manisa Futbol Kulübü haftanın sonuçlarıyla başlıyorum. Manisa Futbol Kulübü kendi evinde Ahmet karşısında 1-0 geriden gelip 2-1 öne geçti. Maçı da 2-1 kazandı. Zonguldak Kömür Hekimoğlu, Trabzon Hekimoğlu, Trabzon deplasmanında Zonguldak Kömür'ü 1-0 mağlup etti. Kocaeli Spor Ankara Demir'i 3-0'la geçti. Geçtiğimiz hafta Yakup abi de galibiyete yakın tarafın Kocaeli Spor olduğunu söylemişti zaten. Bir adım daha önde olduğunu. 3-0'la geçtiler. Maraş haftanın güzel maçlarından biriydi. Sarıyer-Maraş, Maraş deplasmanında Sarıyer'e 3-2 mağlup oldu. Haftanın zevkli karşılaşmalarından biriydi. Gümüşhane, Erzincan 3-1 mağlup etti. Hem alt sıraları karıştırdı, hem playoff karıştırdı. Gümüşhane'nin bu galibiyeti, Gümüşhane 1-1'ken ikinci yarıda iki tane penaltıyla, penaltıdan attığı golle 3-1 mağlup etti. Afyonspor, Velimeşe'yi 2-1'le geçerken Çorum'da Sancaktepe'yi 5-0 mağlup etti. Burada da Sinan Kurumuş'un hat-trick'i var, 3 gollü. İnegöl Spor kendi sahasında İdeanadolu haftanın çok sonuçlarından birine imza attı. İdeanadolu deplasmanında İnegöl'ü 2-0 mağlup etti. Alt sıralar karıştı demiştim. Bu karışmanın sebeplerinden biri de İdeanadolu'nun galibiyeti. Ki İdeanadolu geçtiğimiz haftada Afyonspor'u çok zorlamış. Kendi evinde 2-2 berabere kalmıştı. Hacettepe ile Urfaspor'da 0-0 berabere kaldılar. Manisa 71 puanda artık Manisa için gün sayıyorlar. Şampiyonluğunu kutlamak için Hekimoğlu bir maç eksik 52. Kocaeli'de 49 puanda. Onun da bir maç eksik Sarıyer. 48 puanda Erzincan'ın 47 puanı var. Erzincan'da bir maç eksik. Ankara Demir 45. Ahmet 44. Afyon 42. Uşakspor 41. Çorum 40. Bu grubun üçünün de birer maçı eksik. Maraş rahat pozisyonda 31 puanda.
Zonguldak Kömür 26. Artık Zonguldak Kömür için de tehlike çanları çalıyor. Çünkü alt sırada düşecek olan takımlarla arasında 6 puanlık bir fark kaldı. Sancaktepe 22, İnegöl Spor 21, Velimeşe 21, Hacettepe 20, Gümüşhane 20, Niğde Anadolu 19, Şanlıurfa Spor 18. Alt sıralardaki karışıklığa bakın. 13. sıradaki Sancaktepe 22 puanda, 19. sıradaki Şanlıurfa 18. sırada. Yani bu 7 takım arasından 3 tanesi düşecek ve hangisi olacağına herkes merakla takip ediyor. Herkes playoff'a odaklanmışken ben de buraya odaklandım. Acaba hangisi düşecek? Bu yarıştan hangisi çıkacak diye çok merak ettim. Bu grup ikiye ayrılıyor. Evet. İlk 10 üst lig için yarışıyor. Yani playoff bileti alıp üst lige çıkmak için. Burada Manisa takımını ayırıyoruz tabii. Manisa Futbol Kulübü artık hep söylüyoruz. Gün sayıyor şampiyonluk için. Diğerleri de playoff yarışında öbür grupta düşme potasında. Yani Bir iki hafta 13. sonra sıradan Kömür itibaren. Spor da girebilir. Yani dediğimiz gibi 12-13. sıradan sonra tamamen düşme potasında. Çünkü aşağıdaki takımlar da kazandığı zaman haftalardır kazanamayan takımlar var. Orada nasıl bir yarış var? Birbirleriyle oynayacakları maçlar çok Çok. sürprizlere gebe yani. Orada hiç ummadığımız takımlar aşağı gelebilir. Şimdi bir örnek vereceğim. Yakup abi. Formula 1'de 3 tane takım var. Bunlar çok iyi seviyedeler işte. Mercedes genelde şampiyonluğu oynuyor. Ferrari onu kovalayan ve Ferrari ile Red Bull onu kovalayan. İlk 6 sıra genelde böyle bitiyor. Ondan sonra başlayan 7 ile son sıra arasında inanılmaz bir yarış var. Hem takımlarda hem oyun yani sürücüler arasında. Ben de artık şeyi bıraktım. O üst sıraları oynayan ilk 6 sırayı bıraktım. Onları takip ediyorum. Çünkü onların arasındaki rekabet daha zevkli hale geldi. Bu grupta da öyle oldu. Ama bu grubun hani playoff tarafı da çok güzel ama alt sıra tarafı da çok zevkli hale gelmeye başladı. Çünkü Niğde Anadolu'nun geçtiğimiz hafta aldığı beraberlik. Sonrasında bu haftaki deplasman galibiyeti. Urfa'nın hani bir çıkışı var. Ne olursa olsun iyi bir kadroları var. Gümüşhane bir reaksiyon vermeye çalışıyor. Hacettepe keza öyle. Bakalım zevkli olacak. İzlemesi, görmesi. Hemen şeyleri vermek istiyorum. Gol krallığını vermek istiyorum. Sinan Kurumuş 24 gole ulaştı. Sinan Akaydın 18 golde. Ethem Erbağ 16 golde. Burhan Eşer ve Batu Akkaradeniz'de 15'er golde. İlk 5 sıranın gol krallığı bu şekilde. Sinan Kurumuş da bu arada diğer gruptaki gol yollarında birinci olan Ozan Sonu'nu da geride bıraktı. Tabii Ozan Sonu'nda sakatlığı mevcut olduğu Sakatlığı için. var. Sinan tam gol krallığından bahsetmişken Sinan geçen hafta bana abi gol krallığında kaç gol atarım hani sene sonuna kadar diye sordu. Ben de ona 30-35 bandında olacağını söylemiştim. O da sanırım 28 ile 30 arası 28 gol demiş olabilir Ama o bugünkü maçta barajında. muhtemelen 3 golü hesap etmedi o. Yo, ben ona 30-35 gol arasında bir bantta bitireceğini söyledim. O hedefi yükselttiğimi söylemişti benim. O hedefe de ulaşmak için mücadele edeceğini söylemişti. Bugün de hat-trick yaptı yine. Sinan 30-35 gol bandında rahat bitirecektir Ben de diye 30'u düşünüyorum. geçeceğini düşünüyorum. Ben de seninle aynı fikirdeyim. 30'u geçeceğini düşünüyorum. Manisa FK maçıyla başladım. Manisa FK geriden gelip Ahmet'i 2-1 mağlup etti. Son dakikalarda Mehmet Ya. Ünsal'ın attığı golle. Ya Manisa futbol takımı artık bir şeyler deniyor. Ben öyle görüyorum. Yani geri düşüyor, beraberliği yakalıyor, öne geçiyor. Yani 27. hafta 22. galibiyeti aldılar. Müthiş bir takım. Oynayan futbolcuların çok mutlu olduğu, ekonomik anlamda her şeyin iyi gittiği, tesisleşme ve altyapı anlamında hamlelerin yapıldığı. Yani maçla ilgili konuşacak çok bir şey yok. Baktığımız zaman işte Ahmet takımında Erman Bulucu'nun golüyle eski oyuncularının attığı golle 1-0 geri düştüler ama son 10 dakikada Sertaç Çam ve Mehmet Uysal da maçı çevirmeyi bildiler. Manisa futbol takımı her hafta söylüyoruz. Şampiyonlukta artık gün sayıyor. İnanılmaz bir takım. Artık üst lig hazırlıklarını şimdiden yaptıklarını da duyuyoruz. Yapıyorlar. Ben yine bütün profesyonellerine, başkanı, teknik ekibi, bütün çalışanlar, bütün futbolcuları, emek veren bütün Manisa Futbol Kulübü emekçilerini tribünden destekleyemeyen ama gönülden destekleyen Manisa Futbol Kulübü sevdalarını tebrik ediyorum. Yine kazandılar. Kazanmayı bildiler. Alışkanlık haline getirdiler. Sanırım namağlup şampiyonluk için mücadele ediyorlar.
rekorların hepsini egal etmeye çalışıyorlar. Ben öyle düşünüyorum. Ahmet takımına gelecek. Ahmet takımı tabii üstte ikinci mağlubiyetini aldı. İlk yarıda da Bir aynısı anda olmuş. Sarıyer ve Manisa maçlarını kaybetmişler. iki haftada playoff'un dışına çıktılar. Çok iyi bir seri yakalamışlardı. Playoff'un içine girmişlerdi. Şimdi tabii buradaki playoff yarışı o kadar karışık ve zorlu ki dediğimiz gibi 10. sıradaki takım bir anda ilk 5'in içine girebilir. 3. sıradaki takım da 10. sıraya inebilir. Böyle bir yarış var burada. Kritik bir mağlubiyet aldılar. Üst üste 2 haftadır. Öyle diyelim. Önlerinde de 3 tane birbirinden önemli ve rakipleriyle oynayacakları maç var. Yani bu 3 maç belki de Ahmet Sportif'in playoff'taki ya playoff'ta var ya da yok artık bunu belirleyebilecek maçlar olduğunu düşünüyorum. Ha buradaki yarış son haftaya kadar devam edecektir. Çünkü burada birbirleriyle oynayacağı için bütün potadaki takımlar Ahmet de son haftaya kadar playoff iddiasını sürdürecektir. Haftaya da zorlu maçları var. Bakalım göreceğiz. Ben de izleyicilerimize bir soru sormak istiyorum. Haftaya Çorum Spor maçı ile alakalı, Çorum Futbol Kulübü ile alakalı maç tahmini yaparlarsa hem Ahmet takımı hem Çorum takımı izleyicilerimiz sevinirim. Nasıl bir maç beklediklerine dair. Çünkü bu aralar Ahmet Spor çok zevkli maçlara imza atacak. Öyle gözüküyor ve diğer bir karşılaşmaya geçelim. Zonguldak Kömür kendi evinde Ekimoğlu Trabzon'a 1-0 mağlup oldu. Ekimoğlu Trabzon'un golünü Ali Aytunur kaydetti 18. dakikada. Evet Yakup abi, yani genelde Ekimoğlu Trabzon bu maçları zaten kazanmasını bekliyoruz. Playoff'un içinde yer alacak kaliteli takım. Ya tabii baktığımız zaman Hekimoğlu Trabzon takımına playoff oynayacak diyoruz haftalardır. Oynaması kadro kalitesiyle muhtemel eşdeğer diyoruz. Galip geldi. İkinci sıradaki yerini korudu. Tabii hücum silahlarının etkisiz kaldığı zaman stoper oyuncusunun gol atması da onlar adına ayrıca bence önemli diyelim. Çünkü bir takım hedefe varmak istiyorsa sadece hücum oyuncularıyla olmuyor. Bazen savunmacıların da katkı sağlaması gerekiyor. Ali Aytemir de bugün galibiyeti getiren golü atmış. Onlar adına devrede yapılan bir transferdi. Hekimoğlu takımı hep söylüyoruz. Gerek tesisleşmesiyle, gerek kulüp yapısıyla bu liglerin iyi takımlarından gerçekten takdir edilecek bir kulüp. Çünkü ben tesislerini inşaat halindeyken gezmiştim. İnanılmaz bir bölgeye tesis yaptılar. Bildiğimiz kayalık bir araziye tesis yapıldı. Geçen de ulusal bir kanalda da Celil Başkan'ın bir TRT röportajı Spor, vardı. TRT resmi Spor'da. devletin kanalında. Yani TRT Spor'da Altın Ordu gibi bir proje gerçekleştirmek istediğini söyledi Celil Başkan. Olabilir mi? Olabilir. Çünkü Trabzon'da bu potansiyel fazlasıyla var oyuncu anlamında, oyuncu havuzu anlamında. Ben Hekimoğlu takımının playofflar artık gün saydığını, Manisa futbol takımının nasıl şampiyonluk için gün saydığını söylüyoruz. Hekimoğlu Futbol Kulübü'nde artık playofflara gün saydığını düşünüyorum. Çok zorlu bir deplasman, Zonguldak deplasmanı. Galip geldiler, tebrik ediyorum. Zonguldak takımına gelince tabii Zonguldak Kulübü ile ilgili söylenecek aslında çok şey var. Yani senelerdir imkansızlıklarla boğuşan bir kulüp. Tabii bunun AŞ olması, anonim şirketi olması münasebetiyle destek alamadığını söylüyorlar. Görüştüğümüz dostumuz, dostlarımız. Buradan da ayrıca Zonguldak'a ben Zonguldaklı kardeşlerime, takipçilerimize selam yolluyorum. Çünkü birçok Zonguldak sporlu, Gümrük sporlu kardeşimiz bana mesaj attı. Arayan da oldu sağ olsun. Zonguldak Spor'un çok sıkıntısı var. Koskoca şehrin takımı aslında Zonguldak şehrinin belki de en büyük markası olabilecek. Maden, kömür madenini saymazsak Zonguldak Spor, Zonguldak şehrinin markasıdır. Sahipsiz kalmasına tabii çok üzülüyorlar. Ben Zonguldak Spor'un düştüğü durumda tabii Zonguldak şehrinin ileri gelenlerinin sahip çıkmamasının sebep olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz Zonguldak Kömürspor Zonguldak şehrine fazla gelmemeli diye düşünüyorum. Sahip çıkılmalı.
Takım şu anda hala düşme potasında, matematiksel kurtulamadı. Onlar da geçen hafta bir galibiyet aldı Erzincan deplasmanında. Çok kritikti o galibiyette. Biraz olsun, bir nebze olsun nefeslendiler ama yani bu uzun maratonda işleri o kadar da kolay değil. Çünkü düşme potasının 13. sırayla 19. sıra arasında devamlı yer değiştirebileceğini görüyoruz. Çünkü aşağıdaki takımlar kazanıyor, sen kaybediyorsun ve kazanma alışkanlığı edinemezsen o psikolojik de baskıyla, oyuncular üzerinde de oluşabilecek baskıyla düşme kaçırılmaz olabiliyor. Yani bunun örnekleri de var. Ben Zonguldak şehrinin bir an önce ileri gelenlerin tabii takıma sahip çıkarak gerek tesis gerek takımın ekonomik yapısı bir an önce hamle yapılarak Zonguldak takımında inanılmaz seyirci potansiyeli olan bir takım. Çünkü bölgesel amatör ligde de izlerken mücadele ettikleri dönemler stadı tıklım tıklım dolduran bir tarafta var. Zonguldak şehri adeta futbolla yatıp futbolla kalkıyor. Bir an önce onları da yarışmacı sıfatta görmek inşallah bizim gibi futbol severler için, futbol adamları için heyecan verir diye düşünüyorum. Peki ben de son olarak şunu söylemek istiyorum. Diğer grupla bu grubun arasındaki fark alt sıralar. Diğer grubun alt sıralarında işte Mamak FK, Karabükspor, hani artık onlar için hayat çok zor. Elazığspor bir reaksiyon vermeye çalışıyor. Ama bu grupta bütün takımlar reaksiyon veriyor. Bugün Niğde Anadolu'nun galibiyeti, işte Gümüşhane'nin galibiyeti, işte Urfa'nın beraberliği, Hacettepe keza aynı şekilde bir şekilde reaksiyon veriyorlar. O yüzden normalde 26 puanla diğer grupta olmuş olsa rahattır, rahat olur. Ama bu grupta maalesef Zonguldak Kömür için işler yolunda gitmiyor şu an için. Umarız istedikleri yere ulaşırlar. Kocaelispor Ankara Demir maçına geçiyorum. Kocaelispor 3-0 Ankara Demir'i mağlup etti. Burak Süleyman, özür dilerim. Ben Hulk Keser, Burak Süleyman ve Batu Aner. Burak Süleyman ve Batu Aner de penaltıdan attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Kocaelispor'un galibiyete yakın olduğunu sen söylemiştin. Yakup abi, nasıl değerlendirirsin maçı? Onlar için de kritik bir maçtı. Ya Kocaelispor artık kolay kolay maç kaybetmeyecektir diye düşünüyorum. Çünkü artık ideale yakın kadroyla mücadele etmeye başladılar. Buradan Mustafa Hoca da sanırım bizim geçen programlarda söylediğimiz Kocaelispor'un hücum silahları bu kadar etkili silahlara sahipken en az gol atan takımlardan biri eleştirisi yapmıştım. Yani eleştiri Haftada demeyeyim de 9 gol. istatistiği ben söylemiştim. 3 haftada 9, dediğin gibi 9 gol. 3'te 3 yaptılar bir de. Ayrıca bir iyi galibiyet serisi yakaladılar. Karşısındaki takım da tabii Ankara Demir takımı 10 hafta sonra mağlup oldu. Yani ikinci yarının en iyi takımlarından bir tanesi Ankara Demir takımı. Tabii Kocaelispor takımı play-off'un en büyük adaylarından biri diyorduk. Demiştik de. Kadro kalitesi ekonomik anlamda tabii bu sezon grubun en fazla para harcayan takımlarından bir tanesi. Bunu söylemiştik. Mustafa Hoca da geldikten sonra tabii kendi sistemini inşa etmeye çalıştı. Oyuncu grubunu tanıdı. Artık iyi bir oluşum yaptıklarını düşünüyorum. İyi bir aile ortamı yakaladıklarını düşünüyorum takım içinde. Net bir galibiyet aldılar. Ben Kocaelispor'un da burada playoff'un zaten her programda söylüyoruz. Playoff'un dışına çıktığı zaman da söylemiştik. Bir maçta eksik sanırım Kocaelispor'un. Evet, bir maç eksik. Kocaelispor'un playoff'u rahat oynayacağını düşünüyorum. Tabii pandemiden dolayı seyircisiz oynanması maçların onların da üzerinde mağduriyet yarattığını düşünüyorum. Mağduriyet diyorum çünkü bu gibi takımların, büyük camia takımların seyircisi her zaman bir puanı kendisi alıyor. Sahaya çıktığında bir puanı Kocaelispor taraftarı ya da Sakaryaspor ya da Samsunspor, yani Samsunspor 3 ligde tabii de böyle büyük camiaların seyircisi her zaman bir puan alıyor. İşte futbolculara ve teknik heyete düşüyor. Atılacak bir golle 3 puan geliyor. Tabii playofflarda Allah inşallah şu bir an önce üzerimizdeki belayı def eder. Seyircili olursa maçlar çok keyifli olacağını, Kocaelispor'un da 3 lig için en büyük adaylardan biri olduğunu düşünüyorum. Ankara Demir takımını değerlendirmek gerekirse
Gerçekten çok güzel işler yapıyorlar. Yani her hafta bunu söylüyoruz. İkinci yarının ilk programa başladığımızda, ilk programında ben Ankara Demir'in playoff oynaması en muhtemel takımlardan biri demiştim. Çünkü ligin ilk yarısı pandemiden dolayı yaşadıkları mağduriyetler olmuştu. Ama ikinci yarı tabii çok iyi seri yakaladılar. 10 haftadır kaybetmiyorlardı. Ligin ilk yarısı Kocaeli Spor'dan 3 gol yemişlerdi sanırım ilk yarı. Bu maçta yine Kocaeli Spor'dan 3 gol yediler. Bu da onlar için ayrıca ilginç bir istatistik oldu. Ben öyle hatırlıyorum. 3-2 mağlup olmuşlardı galiba Kocaeli Spor'a. Çorum'a Bu 3-2 mağlup maçta da olmuşlar. Kocaeli maçı şimdi onu Çorum muydu? kontrol. 3-2'ydi. 3-2'ydi yine de 3 golü 3-1. en son 3-1'de şeye mağlup olmuşlar. Kocaeli'ye. son 3 yani yine uzun bir aradan sonra 3 gol gördüler kalelerinde. Onlar açısından da tabii zorlu periyodu artık yolu yarıladılar. Yine Afyon zorlu maçı maçları son. var. Afyon maçı tabii onlar için yine belirleyici olacak. Ben playoff yarışında Ankara Demirspor takımının da yine sonuna kadar var olacağını düşünüyorum. Yarışacağını düşünüyorum. Çünkü burada artık 4 bilet var. 8-9 takım buna talip. Aday. Aday artık hani şu bu diyemiyoruz. Sadece ben Hekimoğlu ve Kocaelispor'un biraz daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bakalım hep beraber göreceğiz. Buradan yine şunu söylemek istiyorum tabii son olarak. Ankara Demirspor takımının hani profesyoneller az önce Manisa'da tebrik ettik. Bütün teknik heyet, yönetim, o ortamı sağlayan, müthiş bir aidiyet duygusu sağlayan bütün ekibi, yönetim ve teknik ekip, profesyoneller dahil tebrik etmek gerekiyor. Gayet iyi mücadele ediyorlar. Ekonomik olarak çok büyük paralar harcamadan güzel işler yapıyorlar. Bakalım bundan sonraki maçlarda da ilgiyle dikkatle takip edeceğiz. Evet, geçtiğimiz sezonda çok başarılı bir grafik çizmişti Ankara Evet. Demirspor. Pandemi olmasaydı belki TFF 1. Lig'in yolunu tutan takımlardan biri belki o olacaktı. Bu sezonda çok iyi başarılı işler yapıyor. Kocaelispor'la alakalı şunu söylemek istiyorum. Bana göre, benim tribünün içinden gelme birisiyim. Türkiye'nin en başarılı Anadolu kulüpleri için söylüyorum. İstanbul takımlarını kastetmiyorum. İstanbul takımlarını kenara koyuyorum. En başarılı Anadolu kulüplerinin içindeki 5 tribünden birisi Kocaelispor'dur. Mesela bir besteleri vardır. Körfez'in bak işte Hodri Meydan her zamanki yerinde diye. Hodri Meydan şu an aslında tribünlerde değil. Tabii dışarıdan destek veriyorlar. Ben Hodri Meydan'ı izlemeyi gerçekten çok severdim, açardım. Hodri Meydan'ın videolarını izlerdim. Onların yaptığı büyük bir etki vardı. Kocaelispor taraftarı çok önemlidir. Ki geçtiğimiz sezonda şampiyonluk yolunda Karşıyaka'yla maçları vardı. 3-2 kazandıkları maçta efsane bir tribün oluşturmuşlardı. Amatörde de yanlış bilmiyorsam 18 ila 20 bin civarında rekor kırmıştı. Kocaelispor tribünü çok özel, anlamlı tribünlerden birisidir diyelim. Sarıyer maçına geçelim. Kocaeli Spor bir de şöyle bir kulüp. Kocaeli Spor ekonomik anlamda dibi görüp amatöre düşüp Tabii ki. küllerinden doğmuş bir kulüp. Yani bunu da yani burada gerçekten hani takdir edilmesi gereken bir kulüp. Çünkü birçok şehir takımı yok olmuşken önüne 1920'ler arkasına futbol kulüpleri eklemişken Kocaeli Spor kendi ismiyle kendi armasıyla mücadeleyi sürdürüyor. Onları da ayrıca tebrik ediyorum. Evet, bu Aspor'da bu Galatasaraylı bir şey vardı. Üç tane şey çıkardı hatırlıyorum. Hıncalıç'ın meşhur bir şeyi vardı hatırlıyor musun? Yakup abi, saldır Galatasaray, saldır Galatasaray diye geçtiği bir dalga vardı. Aslında onun ilk çıkışı da Kocaeli Spor'dur. Saldır Kocaeli diye, yani öyle bir besteleri vardır. Eskilerde çok hala devam eden güzel besteleri var Kocaeli Spor'un. Maraşspor Sarıyer maçına geçiyorum. Sarıyer Maraşspor maçına geçiyorum. Maraşspor 2-0 öne geçti karşılaşmada. 3-2 mağlup etti Maraş'ı Sarıyer. Gerçekten 2-0'dan dönebilmek kolay değil. İyi reaksiyon verdiler. Maçı da 3-2 kazandılar. Playoff'a tutundular. Yarışın içindeler. Tabii Maraş takımı ligin en rahat takımlarından bir tanesi. Konum itibariyle.
Hani uzama kısalma olmaz diyoruz ya. Ligin en rahat takımlarından bir tanesi. Sarıyer takımına baktığımız zaman Ekrem Hoca'nın gelmesinden sonra, Ekrem Al'ın gelmesinden sonra 3'te 3 yaptılar ki 2-0'dan geri dönmek baktığımız zaman zor, ama devreye girmeden bulunan golün Sarıyer takımına devreden çıkarken reaksiyonda en büyük etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü ikinci yarının başında da hemen eşitliği yakaladılar. Bertürk'le de galibiyet golünü buldular. Sarıyer takımı playoff iddiasını devam ettirdi. Zaten playoff'un şu anda içine de girdi. Dördüncü sıradalar. Sarıyer Ama takımı onların bir maçı tabii fazlası var tabii rakiplerine göre. ya tabii fazla olabilir, ama Sarıyer takımı özellikle devre arası her programda söylüyoruz, transfer yapamadılar. Belki gerekli takviyeleri yapsalar şimdi playoff'un adaylarından en ciddi takımlarından bir tanesiydi. Ligin en az gol yiyen takımıyken birdenbire ikinci yarı fazla gol yemeye başladılar diyelim. Ondan sonra tabii takviye yapılmayınca, rakiplerin takviye yapınca, ki rakiplerin arasında da çok iyi takımlar olunca istenmeyen sonuçlar oldu. Hoca değişimi oldu. Ekrem Al, camiayı yakından tanıyan bir hoca. Gelmesiyle beraber o birlik beraberliği yakaladığı gözüküyor şu anda. Çünkü hocanın istifasıyla beraber iki tane yöneticinin de istifa ettiğini biliyoruz Sarıyer Kulübü'nden. Yani Sarıyer Kulübü konumu ve geçmişi itibariyle bu ligin en iyi kulüplerinden bir tanesi. Ve bu ligde devamlı yarışmacı olmuş bir kulüp. Ama tabii sıkıntılar yaşadılar. Bugünkü galibiyet onları daha da morallendirdi. Sarıyer takımın da tabii artık playoff'a biraz tutundu diyebiliriz. Tutundu. Son 3 maçta aldıkları 3 galibiyet Sarıyer takımını oldukça moralli de hale getirdi. Çünkü ben Sarıyer takımının maçlarını izlediğimde futbolcular üzerinde inanılmaz bir demoralizasyon görüyorum. Yani demoralize olmuş şekilde görüyordum oyuncuları. Ama şimdi tabii 3 maçta alınan 9 puan yeni hocayla, Ekrem hocayla, artık yeni de demeyelim, 3 maç geçti. Kazanılan maçlar moralleri de yükseltti. Beklenti de arttı. Artık playoff'un içinde çıkmayacaklarını düşünüyor camia. Bakalım, onları da göreceğiz. Kahramanmaraş takımıyla ilgili de tabii bir iki kelime edelim. Orada biliyorsun kulüp başkanı Ayrıldı. haftalar önce ayrıldığını söylemişti. Sosyal medyadan takip ettiğimiz kadarıyla kulübe talipler de var. Ama sanırım ekonomik anlamda bazı problemler var gibi duruyor. Tabii bir an önce oradaki karmaşanın da bitmesi gerekiyor. Ligde tabii konum itibariyle rahatlar. Ama bu belirsizlik bir an önce son bulmalı. Son bulduktan sonra da Maraş şehri büyük şehir. Kahramanmaraş, kahraman bir şehir. Onlar da birincilik görmüş bir takım. TFF 1. Ligi oynamış ve görmüş bir şehir. Onlar da erkenden hiçbir iddiası yokken bir an önce bu belirsizliği çözüp en azından gelecek yılın yapılanmasını yapabilirler diye düşünüyorum. Sarıyer Erzincan deplasmanına gidecek. Sonrasında da iç sahada Hekimoğlu ile oynayacak. Çok zorlu maçlar. İki hafta üstte playoff'taki rakipleriyle oynayacak Yakup abi. Bakalım bu soru buradan nasıl sonuçlar çıkaracak. Bu arada Sarıyer demişken Zeytinburnuspor vardı. Sarıyer vardı. Bu tabii Konyaspor'lu olduğumuz için Yakup abi illallah Bakırköy ettirmişti. vardı. Bakırköy var. İllallah Ha. ettirmişti o dönemlerde Sarıyer bizi. Yani şampiyonluğa oynuyorduk şimdi. O zamanlar Süper Lig'e yükselmek için şampiyonluğa oynadık Sarıyer'le. Yani o kadar Bu tabii. değerli bir takım. Çok köklü bir takım canım. Köklü camia takımı da. Buradan Zeytinburnuspor şu anda amatörde tabii. Sarıyer takımı var olma mücadelesini devam ettirdi. Devamlı aynı yarışın içinde kaldı. Zeytinburnu, Bakırköy maalesef bu takımlar da amatöre kadar gittiler. Evet maalesef ki. Bir diğer karşılaşmaya geçelim. Gümüşhane Spor Erzincan'ı 3-1 mağlup etti. Kendi sahasında 1-0 Turgay Adamcıl'la öne geçerken 44'te Etemer Boğa attı golü. Sonrasında iki tane de penaltı var Sercan Kaya ve Muharrem Efe'nin. Etemer Boğa da bu gol attığı golle 16 golle ulaştı. Şöyle Mustafa Erboğa ismini kullanıyormuş kendisi de. Etemi çok kullanmıyormuş. Mustafa Etemer bu. Evet Mustafa ismini çok kullanıyormuş. Mustafa Erboğa diyelim biz ona.
Gümüşhane çok kritik bir galibiyet aldı. Erzincan ise yani haftaya da işte onlar da Sarıyer'le oynayacaklar. Bir sonraki karşılaşma, Perşembe günü oynanacak maç. Gümüşhane için çok önemliydi bu galibiyet. Ya tabii baktığımız zaman bu galibiyet alt tarafta diyoruz ya, birçok şeyi birdenbire değiştirebilecek pozisyona geldi diyebiliriz. Çünkü altta kazanamayan takımlar altındaki takımların kaybetmesini bekliyor. Alt sıralardaki, daha alttakilerin artık, çünkü kopmak istiyorlar ama kopamıyorlar. Gümüşhane de buraya aksiyonu gösteriyor. İkinci yarı hep söylüyoruz, Tolga Özen'in gelmesi, büyük şey Gümüşhane Belediye Başkanı'nın takıma sahip çıkması ekonomik anlamda, bunlar tabii takım üzerinde olumlu etki etmiş gözüküyor. Tabii önce 24 Erzincan'la başlamak gerekiyor. Erzincan takımı 2 haftadır kaybediyor. Cepten yiyor. Ethem Erboğa onlar adına yine gol yükünü çekmeye devam ediyor. Bugün yine golünü attı. Ben Ethem'in zaten Mustafa diyelim, Mustafa Erboğa'nın artık Kasımpaşa'nın malı zaten. Kiralık burada mücadele ediyor. Üst lig zamanın geldiğine inanıyorum. Çünkü yıllardır 3. ligde Kızılcabölük Sultanbeyli ve artık 24 Erzincan'da da 2. ligde de bu stajını tamamladığını düşünüyorum. Ki attığı gol sayısıyla zaten bunu gösteriyor. Erzincan takımında tabii baktığımız zaman işler 2 haftadır yolunda gitmiyor. Playoff yarışında en iddialı Ama takımken. söylemiştin sen Yakup abi Ya bu düşeceklerini. şimdi biz bu düşüşlerin gerçekleşeceğini söylediğimiz zaman iki grupta da bazı hani arkadaşlar ve yorumlarda bizleri hani takımları sevmemekle maalesef hani taraflı yorum yapmakla itham ediyorlar ama biz burada bunu şöyle söylüyoruz. Lig uzun bir maraton. Oyuncu kadrona yani 24 kişilik ya da 30 kişilik, şimdi 30'a çıktı. 30 kişilik kadroya baktığımız zaman yani az buçuk kimin nerede bitireceğini, bu yarışta kimlerin soluğunun yetip yetmeyeceğini az buçuk tahmin edebiliyoruz. Şimdi Erzincan, 24 Erzincan takımı devre arasında transferi en sessiz geçiren takımlardan bir tanesi. Ekonomik yapısıyla tabii gerçekten şehrin ve takımın ekonomik yapısı çok iyi. Anadolu'nun sponsorluğunda şimdi yeni yapılan tesis, yeni yapılan stat, bunlar gelecek sezon için çok çok iyi anlamlı. Çok çok iyi yani. Ama takımın bakıyorsun kadro kalitesine, hani yarıştığı takımların arasında bir adım geride duruyor. Mütevazi, daha mütevazi. Tabii. Ya bir adım geride duruyor. Bence bulundukları konum iyi midir? İyidir. Ama tabii playoff'un içinde yer alıp üstlük hedefi varken oradayken aşağı gelmek tabii ister istemez moralleri bozuyor. Ama onlar da kendi göbeklerini kendileri kesecekler. Daha önlerinde uzun maraton var, uzun haftalar var, kazanabilecekleri maçlar var. Bu playoff yarışında, bu grupta özellikle playoff yarışındaki son bilet diyelim. Hani garanti değil şu anda kimsenin yeri ama üçüncü ve dördüncü, hani biz ne diyoruz? Hekimoğlu Kocaeli bir adım önde diyoruz, değil mi? Diğer iki bilet herkes adı arasında değişebilir yani, garanti yok. Yani bu yarışın sonuna kadar süreceğini düşünüyorum ben. Gümüşhane'ye gelince, tabii Gümüşhane takımı ile ilgili girişte kısa konuştuk. Gümüşhane hep söylüyoruz, senelerdir playoff oynamış, 3 ligin kapısından dönmüş, final oynamış. İstanbul'da ben Gümüşhane Erzurum Belediye maçına da gitmiştim. O zamanlar Mehmet Altıparmak Hoca da Gümüşhane'de hocaydı. Yani orada şampiyonluğu kaçırdılar. Birinci ligi kaçırdılar. Şimdi burada ligde kalma mücadelesi gösteriyorlar. Tabii üzücü bir durum. Senelerce parayı har vurup parmağını savurmak deriz ya. Kötü yönetilen ekonomik anlamda kulüp. Bu sezon maalesef transfer yasağı, işte ekonomik anlamda sıkıntılar, devamlı bir sirkülasyon, başkan değişimi, kulübün sahipsiz neredeyse kalmasına kadar gitti. Belediye başkanı orada el attı. Yine transfer yapmadan devre arasında Tolga Hoca'nın gelmesiyle ligde kalma adına inanılmaz, yani bence inanılmaz. Çünkü eldeki kadroya göre bir reaksiyon gösteriyorlar. İyi galibiyet oldu. Ben onlar için çok iyi galibiyet olduğunu düşünüyorum. Gümüşhane deplasmanının artık rakipleri adına çok zor geçeceğini düşünüyorum. Şimdi haftaya Hekimoğlu ile oynayacaklar. Ondan sonraki hafta iç sahada Urfa ile oynayacaklar mesela.
Şimdi oradaki maç mesela iki takım adına çok önemli. Ligin dibindeki yani Evet, ligin iki takım. alt Alt sıranın iki sıralardaki. takımın yani buradaki galip gelen takım düşün hem sıralamada otomatikman bir adım öne çıkacak hem de rakibinin moral motivasyonunu düşürecek yani öyle bir maç. Yani ölüm kalım maçı diyoruz ya artık Bir sonraki iç saha aslında maçı da Hacettepe aslında Gümüşhane. Bir sonraki iç saha maçı. zaten bu takımların artık bugün itibariyle şu an itibariyle yani oynadıkları futboldan ziyade aldıkları sonuç önemli. Puan ve puanlar önemli. Kim de oynarsa oynasın. Yani mutlaka kazanmak zorunda oldukları maçlar. Gümüşhane takımı inanılmaz bir reaksiyon. Bu işe gönül vermiş ve Gümüşhane Spor'un başarısı için çalışan bütün herkesi tebrik ediyorum. Ve bu Peki. yarışın nasıl sonuçlanacağı ben de merak ediyorum. Çünkü düşme potası inanılmaz karıştı. Artık yani şu takım bu takım diyemiyorsun. Gümüşhane'nin kadro kalitesi hani baktığımız zaman dar bir kadro. Gerçekten dar bir kadro var. Yani hani hamle yapılırken ya şu değişip bu girer miydi diyemiyorsun. Onlar da muhtemelen dua ediyorlar. Ellerindeki oyuncular sakatlanmasın diye. Çünkü Evet. Sercan Kaya bir sakatlandı oynayamadı. Onlar adına çok önemli bir oyuncu. Tugay Adamcıl gol atıyor. İki Devamlı haftadır. katkı sağlıyor Sancaktepe'yi atmıştı onlara. herhalde. Bir de bu hafta attı. Veli Meşe'de de attı diye Veli, biliyorum. o zaman özür dilerim. Veli Meşe'yi attı, bir de bu hafta attı. Sancaktepe'yi de attı, Sancaktepe'ye de evet. atmıştı. Evet, 3. Yani çok kritik goller atıyor. Çözme anlamında, kilidi çözme adına. Sercan Kaya yine onlara çok verimli oynuyor. Yani bakalım nasıl bir son bekliyor onlara, nasıl bir sonla bitecek bu grup. Gerçekten yani ilk onun farklı bir yerde olduğu son 10 demeyelim de çünkü orada Maraş'ın bir rahatlığı var. Maraş'ı çıkardığımız zaman öbür takımların da düşme potasında olduğu bir grup. Göreceğiz bakalım nasıl bir yarış olacak orada. Bu arada Sercan Kaya da tam Gümüşhane'yi konuşurken Sercan Kaya da golü bana gönderdi. Penaltıdan attığı golü gönderdi. Tesadüf. Tam Gümüşhane'ye başladığım sıra göndermişti. Golü de ben merak etmiştim. Penaltıyı bana gönderir misin diye. O da bana göndermiş. Afyonspor karşılaşmasına geçiyorum. Afyonspor kendi evinde 2-1 Velibeşik'i mağlup etti. İlk yarıda attı 2 golle. Sonrasında ikinci yarıda Velibeşik'in golü geldi. Afyonspor'un kazanması gereken bir maçtı. Kazandı. Playoff'a tutunmaya devam ediyor. Ya tabii Afyon takımı iyi takım. Her programda söylüyoruz bunu. Kenar oyuncuların, iki kenar oyuncusunun attığı gollerle bugün Belimeşe'yi 2-1 yendiler. İlk yarısı belki fark olabilecek bir maç. Sonra gelen bir golle 2-1. Tabii gol yedikten sonra ister istemez panik yaşayabiliyor bu takımlar. Bu tarz takımlar. 2-1 kazandılar. Tabii kazanmak çok önemli. Çünkü bir maçları eksik ve playoff'un artık hani playoff'ta artık 5. sıradaki takıma nefeslerini hissettirmeye başladılar. Nefesimiz ensenizde mesajını resmen verdiler diyebiliriz. Çünkü Afyon takımının kadro kalitesi gerçekten hani iyi bir kadrosu var. Yani playoff'a girebilir mi? Girebileceğini de düşünüyorum. Çünkü ben devre arası programda da başladığımızda Afyon takımının Ahmet o zamanlar aşağıda. Ankara Demir o zaman 9. Üç takımdan Çorum üste çıktı. 10. Yani bu takımların playoff'un içinde olabileceğini, çünkü bu takımlardan bir tanesi iki maç kaybetse alta düşebilecekken hepsi kazandı. Yani kazanma alışkanlığı edindi. Oynadıkları maçlarda puan aldılar ya da üsttekiler puan kaybetti ve yanaştılar. Şimdi buradaki playoff potası çok karışık. Afyon'un bir maç eksiği var. Playoff'un da şu anda puan farkı 5 diyebiliyorum bir maç eksiğiyle. Yani geçen haftaki belki liderdeki bırakılan 2 puanın çok arayacaklar diye düşünüyorum. Çünkü orada galip gelebilselerdi bir maç eksiğiyle 3 puana düşüreceklerdi. Ama sonuna kadar yarışın içinde olacaklarını Haftaya, düşünüyorum. ama haftaya Ankara Demir deplasmanları var. Çok kritik bir maç şimdi onlar açısından. Neden kritik bir maç? Şu açıdan söylüyorum. Belki orada alacakları bir mağlubiyet onları demoralize edebilir. Yani şöyle demoralize olurlar. Tabii demoralize illa ki olurlar. Yani moraller bozulabilir ama yine yarışın içinde olurlar diye düşünüyorum. Çünkü buradaki kopmalar son haftalara doğru olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü seri dörtlü maçlar var ya, hep dediğimiz zorlu bir periyot var ya, Evet. oynamayan çok takım var.
Yani bu periyottaki maçlar belirleyecek. İkinci yarı hiçbir kolay maç yok diyoruz. Düşme potasına bak bugün. Gümüşhane Erzincan'ı 3-1 yeniyor. Yani farklı skorları artık görebiliriz yani. Yani burada ben hep şunu demişimdir. İlk yarı toplanan puanları ikinci yarı çoğu takım toplayamayacak. Ki toplayamıyor. Burada bir Manisa anormal bir durum. Anormal bir şekilde gidiyor bu grupta. Velimeşe takımına da geçmek gerekirse ben Velimeşe takımının haftalar önce işinin zor olduğunu söylemişim. Çünkü alttaki takımlar kazandıkça Velimeşe takımında seri kaybediyor. Arada bir kazanılan bir Sarıyer maçı var. Onlara nefes aldıran bir maç. Bir de geri dönüş yaptıkları bir maçtı. Orada bir nefeslendiler, soluklandılar ama haftalardır galibiyet hasreti çekiyorlar yine Sarıyer maçından sonra. Eşanslar. Ben işlerinin çok zor olduğunu düşünüyorum Şimdi Belimeşe onların da iki takımının. hafta maçı var. İç sahada bu hafta İnegöl, sonrasında deplasman Niğde Anadolu. Yani bu düşme potasındaki iki rakibiyle üst üste oynuyor. Bu maçlarda onlar için bir yol gösterecek diyebiliriz. Yani buradaki kayıplar yaşayabilecekleri olası kayıplar bunları daha büyük sıkıntıya sokacaktır diye düşünüyorum. Peki, Çorum Futbol Kulübü Sancaktepe karşılaşmasına geçelim. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. İkinci yarının 66. dakikasına kadar da gol sayısı çıkmadı. Sonrasında 66'dan sonrasında gol yağmuru vardı. Çorum Futbol Kulübü 5 gol attı Sancaktepe'ye. Hüseyin Bakın gol perdesini açtı karşısında. Sinan Kurumuş, Arka Akya'ya 3 gol. Sonrasında Cengiz Ütkün'ün attığı 89. dakika attığı golle de skoru belirledi. 5-0. Yani Ya bekleniyor şimdi bir sonuç. Çorum takımı şimdi zaten hep diyoruz yani inanılmaz usta ayaklardan kurulu bir takım. Ve bu grupta her şeyi yapabilecek bir takım. İsmet Hoca'nın gelmesinden sonra özellikle kazanma alışkanlığı, bir oyun şablonu yani kötü de oynasa sonuç alabilme ki çünkü ön tarafta Sinan Kurumuş gibi bir silahım var. Yani her türlü gol yapabilecek. Serbest vuruştan gol atıyor. Yani ceza sahasına giremiyor belki. Kapanıyor rakipler. Serbest vuruştan atıyor. Yani durduramıyorsun bir nebze. Yani bugün de baktığımız zaman 66 dakika gol bulamadılar. Ama 66 dakika, 66. dakikada Hüseyin'in kilidi açmasıyla, Hüseyin Bakın gol atmasıyla birdenbire skorun 5-0'a geldiğini görüyoruz. Çorum takımı tabii ilk yarı kaybettiği puanları fazlasıyla arıyor. İlk 7-8 hafta çok puan kaybettiler. Tabii o ara kan değişimi, hoca değişimi, hocanın gelişi, takımı tanıması falan derken ki sonraki İsmet Hoca'nın gelmesinden sonra seri galibiyetler, alınan puanların çok katkısı olduğunu görüyoruz. Tabii oldukça iyi isimlere sahip. Sinan Kurumuş olsun. Cengiz Ötgün mesela kenar oyuncusu. Gerçekten bu lig için iyi kenar oyuncularından bir tanesi. Farklı galibiyet aldılar. Beklenen skor muydu? Beklenen skordu. Çünkü Sancaktepe Futbol Kulübü 16 haftadır galip gelemiyor. Son puanını 8 hafta önce almış baktığımız zaman. Ancak Tabii bir küme orada düştü da diyebiliriz artık. ya şimdi Puan olarak hani belki üstte olabilirler ama bence küme düştüler. mental olarak sıkıntılı bir süreçteler mi? Doğrudur. Ama tabii puan olarak bir avantaj var şu anda. Düşme potasıyla sanırım 5 puandı. Sancaktepe'nin Şu an puan 2 puan. farkı. 2 puan, bir maç eksiği de olması lazım Sancaktepe'nin. Tabii burada Sancaktepe Futbol Kulübü'nün rakipleriyle alt sıradaki rakipleri oynayacakları maçlar çok çok önemli. Niğde ile oynayacaklar mesela. İnegöl'le oynayacaklar. Yani burada İşte o zamana alacakları kadar küme düşme hattının o son 3 basamağında olabilme ihtimalleri yüksek. Ben onu söylemek istiyorum. O ya zamana gidene kadar. orada bile olsan bu takımlardan alacağın puanlar seni otomatikman matematiksel olarak çünkü öbür takımların da oynayacağı maçları düşünürsen birbirleriyle oynayacağı maçları düşünürsen Sancaktepe kulübü adına bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. Ama şu anda işlerin iyi gitmedi aşikar. Geçen hafta Manisa Futbol Kulübü sonrası yaşanan olaylar birçok olay olmuş ve kadro dışıların olduğunu duyduk. Yani mücadele gücü yüksek bir takım. Mücadele ediyorlar ama netice almakta zorlanıyorlar. Sonuçlandırmakta zorlanıyorlar. Çünkü ön tarafta bu işi çözecek oyuncuları maalesef yok.
eldeki malzeme bu diyebiliriz. Armağan Hoca'nın gelmesi de onlar adına şu anda bir şey olmadı, merhem olmadı. Yine bu 2 hafta zor maçları var diye biliyorum. Bu Kocaeli, iki Kocaeli hafta oynayacaklar iç sahada. Kocaelispor'dan sonra da yine zor bir maç olması lazım. Hemen Afyon kontrol ediyorum. olabilir. Afyon, sonra Zonguldak, Kömür. Deplasman. Yani bu 2 hafta çok zor olacak. Zonguldak deplasmanı da onlar için belirleyici olacak diyebiliriz. Bu 2 haftayı da bay diyebiliriz. Onlar için bu 2 hafta alacak puanlar ekstra olacaktır diye düşünüyorum ben. Ama ondan sonra özellikle Zonguldak maçı ölüm kalım maçı olacaktır diye düşünüyorum. Peki, Ahmetlere sormuştuk. Yani Ahmet konusu geçince sormuştuk. Şimdi Çorumlara soruyorum. Haftaya Çorum Ahmet deplasmanına gidecek. Sizce nasıl bir karşılaşma olur? Bize görüşlerinizi yazarsanız seviniriz. Biz de burada okuma fırsatı bulmuş oluruz. Diğer bir karşılaşma geçelim. Haftanın şok sonuçlarından birisi İnegöl yaşadı. Kendi evinde Nidanlı'yı 2-0 mağlup etti. 20. dakikada Altar Hidayetoğlu'nun attığı golle 19 yaşında. 60. dakikada Fatih Altay attı. 2-0 kazandılar. Çok önemli bir galibiyet oldu onlar için. Ama tabii Nida Anadolu'nun puanları, bu galibiyet onları küme düşme hattından henüz kurtaramadı. Ya tabii bu mağlubiyet İnegöl adına çok bence yıkıcı bir mağlubiyet oldu diyebilirim. Çünkü buradan mutlaka galibiyet almaları gerekiyordu. En azından bir puan bile olsa onlar için bir avantajdı. Ama İnegöl'de işler son haftalarda iyi gitmiyor. 8 haftadır galibiyet alamıyorlar. Bugün de sanırım hoca artık hocayla yollar ayrıldı. İnegöl'ün altyapısından hoca devam ediyordu. Hasan Hüseyin Cimşir'in geldiğini duydum ama tabii bunu sosyal medyadan gördüm. Ne kadar doğru bilmiyorum. İnegöl'de işler yolunda gitmiyor. Kadro kalitesine baktığımız zaman bulunduğu konumu hak ediyor mu? Bence hak etmiyor. Çünkü hani ekonomik yapı şu anda futbolculara ödeme anlamında hiçbir sıkıntısı olmayan bir kulüp. Güzel yönetildiği inandığım, düşündüğüm bir kulüp. Tabii transferleri şu bu hatayı saymıyorum. Hani ekonomik anlamda güzel işlerin olduğunu düşündüğüm bir kulüp. İnegöl takımı tabii bu mağlubiyette bir anlamda da düşmeyi artık hissetmeye başladı. Ben İnegöl takımının hani bir iki galibiyet alıp rahat iddiasız takım olup gelecek yılın planlamasını yapacağını düşündüğümü söylemiştim. Ama onlar için işlerin iyi gitmediğinin bir kanıtı bu. Çünkü Niğde takımı 11 haftadır kazanamıyordu. Erman Hoca'nın gelmesinden sonra onların da iç sahada Çorum beraberliği, Afyon beraberliği yani bir hani reaksiyon Reaksiyon gösterme verdiler. o kan değişiminin onları da olumlu pozitif etki ettiğini görüyoruz. Golü atan Altar Hidayetoğlu tabii 19 yaşında değil mi? Genç bir kenar oyuncusu. Ben Sancaktepe maçında izlemiştim. Oldukça hareketli, koşu atan bir oyuncu. Maçı izlemedim ama sanırım yine bir defans hakkında koşuyla falan gol atmış olsa gerek. İyi bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Fatih Aktay da yine golünü atmış. Nide adına zaten Nide'nin hücum anlamında skorunu çeken oyuncu. Hep buradan söylüyoruz da pilot takım uygulamasında devre arasındaki transferlerde tecrübeli birkaç isim katılamaz mıydı? Çünkü geçen seneden yaşadıkları bir tecrübe var. Yine düşme potasındaydı. Pandemiden dolayı tabii liglerin iptali, düşmenin kaldırılması onlara bir sene daha kazandırmıştı. Ama bu sene yine sıkıntılı durumdalar. Korkulu rüyayı görüyorlar. Onların da bundan sonraki maçlarda tabii rakipleriyle oynayacakları maçlar çok önemli. Bakalım göreceğiz. Alt taraf alev aldı. Artık hep diyoruz ya kestiremiyoruz yani orada kimin nereye çıkıp nereye düşeceğini kestiremez pozisyona geldik. Evet, Velimeşe deplasmanına gidecekler İnegölspor haftaya. Bakalım yani neler çıkacak. Bir sonraki karşılaşmaya geçelim alt sıralar açısından. Hacettepe'de Ankara'da, Hacettepe'de değil Ankara'da golsüz beraberlik vardı Urfaspor'la. Yani şimdi buranın kazananı kim oldu Yakup abi? Urfaspor gibi Valla duruyor. buranın kazananı bence Gümüşhane oldu. Niğde oldu. Niğde Çünkü oldu. düşme potasındaki rakiplerinden ikisini yani galip gelmemesi bir anlamda onlara birer adım
iki adım daha yaklaşmaları diyeyim. Çünkü iki puan fazla aldılar. Birer puan aldı iki takım. Tabii iki takım için de çok önemli bir maçtı. Urfa'nın deplasmanın puan alması yine Urfaspor adına tabii önemli. Hacettepe takımı da tabii düşme potasında yine sıkıntıyı yaşıyor, fazlasıyla yaşıyor. Geçen programlarda da söyledik. Pilot takım uygulamasının hem A takımda hem A takımın da kötü gidişi, buranın da kötü yönetilmesiyle ilgili söylemiştik. Eleştirilerimizi en azından geçen programlarda söylemiştik. Urfaspor takımı ile ilgili tabii sosyal medyada özellikle kazanılan maçlardan sonra yani kazanılan takımın teknik adamını bir hani yere göğe sığdıramama gibi bir alışkanlık var. Hani bu şimdi eleştiri anlamında değil ama hiçbir teknik adamının da sihirli değnek yok. Gelir gelmez takıma dokunacak da takımı alıp yukarı çıkacak. Düşme potasındaki bir takım var ve buraya can vermeye çalışan teknik adamlar geliyor, gidiyor. Yani bu skorlar alınacak mağlubiyet de olabilirdi. Düşme potasındaki yarış uzun bir maraton. Ben Urfa Spor takımının ikinci yarı itibariyle ligde kalacağınız ilk yani hani sesli olarak söyleyenlerden biriydim. Garantisi var mı bu işin? Yok. Yine söylüyorum, Urfa Spor takımı ligde kalacaktır. Yani kalması muhtemel. Çünkü üstteki takımların kazanamama alışkanlığı var ve Urfa Spor takımının kadrosu şu anda sezon başı olsa playoff'un en büyük adaylarından bir tanesi diyebileceğimiz bir takım var. Tek sıkıntı tabii takımın yeniden Silvaş'tan yapılması Birlikte oynama alışkanlıkları yok. birlikte oynama alışkanlıklarının olmaması, teknik adam sirkülasyonunun fazla olması bence ama başlarında tecrübeli bir hoca var, Gürses Hoca. Artık alacakları içeri ve dışarıda alacakları puanlarla alt sıradan ben yine Urfaspor'un kurtulacağını düşünüyorum. Peki, bütün Diğer tabii diğer Gümüşhane ve Niğde'ye göre hatta Hacettepe'ye göre avantajı elindeki kadronun inanılmaz geniş olması. Hatta Urfa Spor takımının kadrosu bugün hani diyoruz ya ilk onun üst lig iddiası olduğu ligde ilk ondan sonraki kadrolara baktığımızda en iyi kadro kalitesi Urfa Spor'un kadrosu. peki, bütün takımlara başarılar dileyelim. Ben de Urfaspor'un kümede kalacağını düşünüyorum. Şimdi rakipleri birbiriyle oynayacaklar. Onlar işte bu sürede kendileri bir şeyler yapabilirlerse güzel olur. Karizma GS haftanın yorumlarına geçelim. Taraftarın yorumları. Karizma GS Şanlıurfa'nın Hacettepe karşısında aldığı bir puan çok değerli olduğunu düşünüyorum. Suni için bence Şanlıurfa'yı etkiledi ama mazeret değil, alt taraf yangın yeri oldu. İyice karıştı. Zonguldak maçına Yakup abi Hüseyin kardeşimin tahmini nedir? Kim 3 puana daha yakın, teşekkürler demiş. Tabii Urfaspor iç sahada da oynayacağı için Şanlıurfa'nın daha yakın olduğunu düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Hüseyin kardeşimiz aramızda değil bu arada. Onu dinlendirmeye aldık. Muhammed Doğrul, Ahmet Manisa maçında top oynayan takım Ahmetspor'du. Hakem biçti resmen. Yanlı kararlar ile maçın önüne geçti. Bu Manisa hakemlerin desteğiyle kaybetmez zaten yazmış. Yani ben sadece Ya hakem, yani tabii belki bu maç için bunu söyleyebilirsiniz. Bir şey söyleyeyim ama hani her maç için bunu söyleyemezsiniz. maçın yok. Maçın hakemiyle ilgili tepkiler olduğunu Bu ben de maç için gördüm. söyleyebilirler. Ama Manisa Futbol Kulübü zaten artık kopmuş gitmiş yani baktığımız zaman. Hani bu maçla ilgili hakem hataları da olmuştur. Olabilir. Yani, ama tabii Ahmet takımının da canı yanmıştır. Onların da tepkisi normaldir. Ama Ahmet takımı gerçekten ben kadro kalitesini ve oynadığı futbol anlamında gerçekten izlerken yani oynanan futbol anlamında iyi takım olduğunu düşünüyorum. Playoff yarışını sonuna kadar da sürdürecektir diye düşünüyorum. Ben Manisa'yı biri mağlup edecekse bu takımın Ahmet olduğunu düşünüyordum. Yani Ahmet'in olacağını düşünüyordum. Manisa Futbol Kulübü'nü biri mağlup edecekse, çünkü bu sisteme en uygun takım onun olduğunu düşünüyordum ama Manisa Futbol Kulübü mağlup etti. Tabii ki hakem kararları hakkında da bir şey söyleyemem. Yani bu maç üzerinde söyleyemem. Ama sadece Manisa Futbol Kulübü'nün olayı hakemlerle destekli demek de yanlış olur. Bunu söyleyebilirim. Belki bu maçta
Amed'i doğramış olabilirler. Yaklaşık 2 ay önce de belirtmiştim. Sezon sonu playoff hattının Hekimoğlu, Trabzon, Kocaeli, Sarıyer ve Erzincan olacağını düşünüyorum. Yayınlarınızda başarılar. Teşekkürler, Fatih Koşar yazmış. Hüseyin abi, Çorum FK ile ilgili söyledik şeylerine katılıyorum. Çorum bir iki galibiyetle havaya girebilecek oyunculara sahip ve ben de Çorum FK'nın playoff'a kalacağını düşünüyorum demiş. Hüseyin aramızda yok ama ben de Çorum'un playoff'a kalacağını bilmiyorum ama çok zorlayacağından eminim. Yani o bölgeyi Celal Akgümüş yine Çorum'u yazmış. Biz teşekkür ederiz Yakup abi. Yayınlarınız için teşekkürler. Sayenizde alt liglerdeki oyuncuları tanıyoruz. Yetenekli oyuncuları öğreniyoruz demiş. Kepeli ile alakalı yorumundan kaynaklı muhtemelen. Biz teşekkür edelim yine. Sağ olsun yakından takip ettikleri için. Alt liglerde inanılmaz oyuncular var. İnşallah o kardeşlerimiz de hak ettikleri yerlere gider. Biz de buradan vesile olabilirsek ne mutlu. Peki. Faruk Berber, playoff müsabakaları ne zaman oynanacak? Tarih belli mi? Henüz belli değil. Benim bildiğim kadarıyla. Ben de tam belli olur zaman. Salih konusunda Hüseyin'in yaptığı hatırlatma doğru. Salih'in sindirim sistemiyle alakalı ciddi bir sağlık problemi oldu. Fiziksel açıdan futbola hazırlanamadı uzun süre. Goldeki sevincin de futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Umarım devamı gelir. İnşallah devamı gelir. İnşallah inşallah Türk futbolunun böyle genç yeteneklere çok fazla ihtiyacı var. Urfa Sporlar yine yazmış, Hüseyin Aslan, Recep Karaoğlan. Furkan Atacan, Hüseyin abi dondu demiş. Evet, Hüseyin abinin o gün o arada donmuştu. Yine Soğuk Furkan bölgede. Atacan, Sakarya Kocaeli maçını daha önce hiç canlı izlediniz mi? İzlemediyseniz izlemek ister miydiniz? Herhalde yani. Kim izlemek istemez? Ben izlemedim. Sen izledin mi Yakup abi? Yani canlı statta izlemedim. Ben kim Ki istemez ki yani? yeni statlarda da enfes olur yani bir final yakışır yani. Ya iki tarafta arasında çok güzel besteler var ki bugün Kocaeli Spor hakkında söylediklerimi biliyorsunuz. Aynısıları Sakarya Spor için de geçerli. Yani gerçekten çok mükemmel olurdu. Olgun Değnek, Kırmızı Grup ne zaman gelecek demiş. Yani arkadaşlar biz şöyle yapıyoruz. Gün içinde yayınlıyoruz. Birkaç saat sonra onu yayınlıyoruz. Biz ikisini de aynı gün çekiyoruz. Aynı sürede çekiyoruz. Körfez demiş Hasan Basriok. Yaşasın işçi milli takımı Zonguldak Spor. Doğukan 67. Yakup, Hüseyin, Abdullah abi hepinize Zonguldak'tan sevgiler ve selamlar. Severek izliyoruz sizi. Biz de oraya selam gönderelim. Çok teşekkürler. Hakan Bas, Şanlıurfa Spor demiş. Kocaeli Spor, evet 3 tane gol kralı var. Evet, golcüleri transfer yaptık. Sorun şu, golcülere gol attıracak kanat oyuncumuz yok. Bu bizim dezavantajımız demiş. İbrahim Zengin. Şöyle tabii bu tartışmaya açık bir konu. Neden diyeceksin? Kocaelispor'un en etkili oyuncusu bugün baktığımız zaman hücum anlamında Ben Hur Keser. Yani kenar oyuncusu. Evet. Yani Kocaelispor'un elinde ayrıca Ramazan Çevik gibi bir oyuncu var kadro dışı. Yani bu hani bu konu tartışılabilir. Yani uzun da sürer ama arkadaş böyle bir yorum yapmış. Bir sonraki soruya geçelim. Peki. Şanlıurfa Spor demiş. Mustafa Uzun, tebrikler. Güzel, faydalı bir program yapıyorsunuz. Devamlı izliyorum. Hasta bir Zonguldak Sporlu demiş. Mustafa Bey, biz de buradan size selam gönderelim. Çok teşekkür edelim. Sizler çok destek verirseniz biz daha güzel işlere imza atmak istiyoruz. Sadece sizin desteğinize ihtiyacımız var. Bu programı Ben çok fazla sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız, gruplarınızda, Facebook gruplarınızda, Facebook sayfalarınızda paylaşırsanız, Instagram sayfalarınızda çok mutlu oluruz. Bize desteklerinizi bu şekilde göstermiş olursunuz ve Twitter'da. Zonguldak yine söylüyorum Zonguldak Spor taraftarına ayrıca teşekkür ediyorum. Hani hem mesajlarıyla hem arayarak da hem bak yorumlarıyla da burada bizi motive ettikleri için ayrıca teşekkür ediyorum. Yani onlara tek şeyim şu. Tabii şehrin mülkamirleri illa ki ileri gelenleri takıma sahip çıkacaktır ama Zonguldak Spor'un sevdalarında çok iş düşüyor. Takımlarına ne olursa olsun sahip çıkmaları gerekiyor. Ne kadar zor da olursa olsun sahip çıksınlar. Çünkü Zonguldak şehrinin en büyük markalarından bir tanesi de ne diyor? İşçi milli takımı Zonguldak Spor diyor. Zonguldak Spor oranın en büyük markalarından bir tanesi. Takımlarına her anlamda sahip çıkmaya çalışsınlar. Altına da Faruk Berber yazmış. Bu tür Anadolu takımları taraftarlarını daha çok görmek dileklerimle sevgiler, saygılar demiş. Biz de onlara sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderelim. İnşallah yani biz Anadolu'nun sesi olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince onları konuşmaya çalışıyoruz. Takım ayırt etmeden. Onlar da bize destek verirlerse sevinirim. Hüseyin abi artık 3. lig, 4. grup videolarında göremiyoruz. Özledi kendini, bir an önce döner inşallah demiş. Hüseyin bugün de aramızda yok Hüseyin arkadaşlar. bugün kırmızı, bugün beyaz grupta da yok.
Kırmızı da dolmayacak şeyini Hüseyin'i biz kırmızı kart yavaş yavaş gösterdik. şeyini yavaş yavaş özlemeye başladık yani. Evet. Çocuk adam Manisa Futbol Kulübü, TC Beşiktaş'ta Erzincan Spor demiş, Mesut Çolak da Körfez demiş. Bütün yorumlarınızı okudum herhalde arkadaşlar. Kalmadı yorumlarınız. Çok teşekkürler izlediğiniz için, yorumlarınız için. Sizlerden isteklerimiz belli. Bu videoyu biz paylaştığımız anda Facebook gruplarınızda, sayfalarınızda, kendi sayfanızda veya işte taraftar sayfalarında, Twitter ve Instagram sayfalarınızda veya taraftar sayfalarında paylaşırsanız, bize destek olursanız çok seviniriz. Yakup abi ağzına sağlık. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Thank you.